Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bolca kanvas yapıyorum. Feed the Beast Minecraft serimizin 12. bölümüne hoş geldiniz. Ve 45 adet kanvasım çıktı. Daha fazla lazım olacak mı? Ah. Wind. 6 kere 36. Evet, lazım olacak. Çünkü bir set yapmayacağım sadece. Neyse ki string'ten bol bir şeyimiz yok. Var. Inventory ihtiyacımız. Evet. Bu bölüm Repower elektrik sistemimizi bitirmiş olacağız ve o esnada herhalde kartımız da hazır olur. Ve gidin bakalım. Evet. Bunca string'i başından beri toplamamın tek sebebi buydu. Ve ilginç bir şey. Bunlar yeterli gelmedi. Evet, fazla yaptım ama fazla malı göz çıkarmaz. Evet. Bu yeterli olur herhalde. Evet. Bunun için öncelikle kendimize birer iron blok yapmalıyız ve iron'ımız varken neden oraya gidiyorum? Ah, doğru, kompresör. Şimdi bir saniye, kaç tane iron bloğa ihtiyacım var? 4 tane yapacağım sizden. Yani toplamda 12 tane olacak. Bir tanesinden 4 tane elde ediyoruz. 3 tane ayrım bloğa ihtiyacım olacak. Ve ayrımlarımı orada unuttum ben. Tabii ki de. 7, 8, 9. Üç tane ayrım bloğumuz geliyor. Onlar hazır ola dursun. Biz bir şey daha yapacağız. Aslında pardon. Benim bir tane daha iron bloğa ihtiyacım var, değil mi? Değil mi? Merak etme, o son iron bloğun bir kısmını geri alacağız. Ve şimdi bunu alıp Diamond Handsaw'umuzla kesiyoruz ve sonra yandan kesiyoruz. Ardından Wooden Wind Turbine'larımızı yapmak için Wooden Sail lazım. Bunun için seni de bir plana yazalım. Ve tabii ki de Wool lazım. Wool üretimi de kolay. String'imiz bol. Ama bunun direkt yarısına inmişiz bile çoktan. Çünkü yapacağımız makine inanılmaz derecede çok wood tüketiyor ve sen neyi yanlış yaptın ben? Aa! String değil, tahtaymış. İlk Wooden Wind Turbine'ımız tamam. Ve diğer Iron Block. Ha tamam, inventory'ime gelmiş. Bir tanesi hariç. O bir tanesi çok daha farklı bir şeye dönüşecek. Ah. Bunlar stacklenmiyor. Çünkü hepsi tek bir ayrı ayrı şeyler. Yani netice yalnız düşünüyorum da ufacık bir chest'te dev bir rüzgar gülü depoluyorum.
Wooden Sail'imizin recipe'si. 6. Evet, 3 tane yapabildik ve evet, bir taneye daha ihtiyacımız olacak. Olsun. Bunun yeterli olduğunu pek sanmıyorum ama tabii ki de değil. Artık bu sistemimizin ne kadar string düşmanı olduğunu siz anlayın. Ama hayatımız boyunca Blue elektrik sıkıntısı çekmeyeceğiz. Ama string sıkıntısı çekeceğiz. Bakalım bu kaç tane oluyor? 5. 6. Tamam. Ve dördüncü wooden seal'imiz de hazır. Acaba seni bu haldeyken mi geri alıyorduk? Evet. Aslında düşündüm de onu yapmama gerek yoktu. Evet. Yapmayacaktım bunu. Çok yanlış yaptım. Ah. İkidir aynı hatayı yapıyorum. Bir iron blok daha yapmam gerek. Kesinlikle. Çünkü bir makine daha yapmam. Bir makine yapmak. İlginç bir makine yapmam lazım. 8 değil 9. Bir adet de diamond bloğa ihtiyacım var. Ama merak etmeyin, bu diamond bloğun tamamını kullanmayacak. Çünkü yapacağım şey... Gördüğünüz gibi kinetik engine için... O yüzden de size atayım açıklarken. Kinetik engine için blue electric motor lazım. Bunun için de copper cable ve fine copper wire lazım. Bunu yapmak için ise bu lazım. Tamam, merak etmeyin, aynı yöntemle diamondlarımızın da çoğunu geri getireceğiz. Evet. Ve sizleri ayrına geri çevireyim. Bir tanesi hariç hepsi diamond'a geri dönsün. Ve diamond draw plate'imiz hazır. Şimdi bize ne lazım? Her biri için birer adet copper lazım olduğu için ve bir tanesi için 8 tane ihtiyacımız olduğunu hesaba katarsak 32 tane copper'a ihtiyacımız var. Ve var mı? Var. 32 adet copper'ımız alıyor. Ve buna çeviriyoruz. Bunun dışında bolca da iron'a ihtiyacımız olacak gene. Direkt şöyle alalım. Ya bunlardan da 32 tane... Ya bunlardan kastım bu. Ve ortalarına iron. Evet. Copper coil. Copper coil'lerimiz de hazır olduğuna göre evet ve daha fazla ayrı.
Kesinlikle iron konusunda güzel bir sistem değil. Ama neyse ki bolca iron'ımız var. Ve sadece tek bir saniye. Ben seni yarım saattir bu crafting table'da mı yapıyordum? Evet öyle yapıyormuşum. Ve brass'a ihtiyacımız var ancak yeterli brass'ın yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? 1, 2, 3. 1. Kendimize brass yapıyoruz. Tamam biraz asıl durumun içinde silver ve nikolitimizi kullanalım. Iron değil silver. Tamam çalışıyorsun sen. En yakın zamanda bu tabanlarımızı da hazırlayalım. Iron'lar, ha tamam, iron'larımız tamam, brass. Evet. Tüm bunlar tamam olduğuna göre bunları yerleştirmek için geceyi bekleyelim. Yani şey gündüzü beklemeyelim, gündüz yapalım. Umarım boyutlarını doğru hesaplamışımdır yoksa sıkıntı olacak ve bir şeye daha ihtiyacımız var. Şimdi Sony'ni yapmak için enerji, öncesinde enerji ihtiyacımız olacağı için ben bir tane normalini yapıyorum. Tornavida. Ve evet bunun Sonic Tornavidası da var. Şu an birkaç tane Doctor Who hayranı çığlığı duyabiliyorum sanki. Neticede bir nerd tarafından nerdler için geliştirilmiş bir moddan bahsediyorsunuz. Sonic Tornavida gayet olası bir şey. Ama muhtemelen Sonic Tornado'ya ihtiyacımız olmayacaktı da ne olur ne olmaz diye yaptım ben. Evet, kinetik engine'lerimizi yukarı doğru baktırıyoruz çünkü şunları unuttuk. Asıl önemli şeyleri unuttuk. Ve bir tanesini yerleştirdiğimde sadece görünüşüyle bile neden bunları yaptığımı anlayacaksınız. Voila! Bu arada bu kısmı burayı da tamamen onlara özel tasarladım. Aa, çok büyük. O zaman ne yapıyoruz? Ah. Ah tamam. Bunları bir blok daha kenara taşıyoruz. Bak bunu hesaplamamıştım. Ve bundan korkuyordum. Bu arada gördüğünüz gibi yarım saattir bunu kullanıyoruz. Ancak bunun şarjında bir EU bile gitmemiş. Hepsini bundan yiyor. Neyse biz de bunu yaparız hani. Bu sen nasıl vur oraya yani işte. Gördüğünüz gibi bunların hepsi aslında birer blok. Dev birer blok. Bir saniye bunu şu şekilde bağlayabiliyor muyuz? Hayır. Enerji gönderecek herhangi bir yerleri olmayınca fren mekanizmaları devreye giriyor ve dolayısıyla da çalışmıyorlar. İçeri girip bunu halledeyim. Şimdilik bunlar burada dursun. Ve şunları kapatalım.
Evet, gördüğünüz gibi bunlar hızlıca dolmaya başlıyor. Çünkü bu gerçi tam hızlanmadılar ama muhtemelen şu an rüzgarın fazla yok. Bir bakayım rüzgar durumlarına. Ama kesinlikle çok hoş görünüyorlar. Evet, rüzgarımız az. Ama olsun, az buçuk da olsa bir enerjimiz var. Ve size buradan camdan geçiremiyoruz anlaşılan. Neyse. Solar panellerimizi yapalım şimdi. İkidir duvarı delip geçiyorum. Evet, bunlar tek başına kaynağımız olmayacak. Biraz da solar panel yapacağız. Ama öncesinde bir makine daha yapacağız. Claylerimizi alalım. Şöyle 32 tane pişireyim ben. Herhalde yeterli olur. Hesapladım şimdi, kafamdan aldım direkt. Sizler de yanın. Bir adet bunlar pişe dursun. Onlar piştiğinde ben geri dön. Evet, şimdi yaptığımız makine Blue Electric Alloy Furnace. Blue Electric Alloy Furnace şu sabahtan beri kullandığımız Alloy Furnace'ın Blue Electric olanı. Evet. Seni buraya yerleştirdik. Geçiş olarak. Ve kumumuz vardı değil mi? Evet, vardı. Tabii şu an yeteri kadar enerji üretemiyor gibi. Ama olsun. Aslında ona ufak bir katkı verelim. Ve yanlış taraftan çıkalım. Bu tarafa da bir merdiven koysam çok süper olabilir. Sürekli evin çevresinde dolaşmaktansa iki tarafa da merdiven. Mantıklı bir şey. İki parça camı feda edeceğim. Tabii bunu buraya koyayım. Ah, bunu buraya koymuştuk. Şu an rüzgarımız az olduğu için bunlar güçsüz çalışıyor. Ama olsun, biz bunları böyle de seviyoruz. Tabii bunları ne kadar yükseğe koyarsanız o kadar verimli oluyorlar normal koşullarda, ancak yükseğe koymaya üşendim. Ki zaten alçak bir yerde de değiliz ve her tarafımız açık. Ama nedense fazla rüzgar almıyor bölge. Belki şu an böyledir. Bir ara yağmur başlarsa, hatta şey, sırf size hızlandırmak için yağmur başlatacağım. Gördüğünüz gibi dönüş hızları yavaş yavaş gözle görülür düzeye gelmeye başlıyor. Bunun dışında rüzgar oranı da inanılmaz derecede artmaya başladı. Bir süre yağmuru açık bırakacağım. Kısa bir süre. Ve bunlar da hazır.
Şimdi Diamond Handsaw'umuzu alıp Yağmur kapan. Turn the Resmi mi? Bu biraz fazla oldu ama olsun. Stack alalım diye. 3 stack'ten ne kadar çıkarsa. Evet. Ve gördüğünüz gibi Blue Dot Wafer'larımızı yapıyorlar. Blue Dot Wafer'larımız bizim işimize yarayacak bir şey. Ayrıca seni de biraz elle besleyelim. Mesela iki tane yeter diye. Ama ve sen bu tarafa geçeceksin. Silikon wafer'larımız enerji üretimimize yardım sağlayacak bir şey olmaya dönüşecekler. Solar paneli. Bunları bu şekilde yerleştirdiğimizde solar paneli elde ediyoruz. Ve solar panelimizde olması gereken yere yerleştirelim. Tabii bunların yanındayken hareket etmek biraz sıkıntı oluyor. Kapıları şu an açık bırakabiliriz. Herhalde hırsız girmez. Hırsız. Ha. Evet. Bu da hazır olduğuna göre başka ne yapabiliriz? Kartımızı kontrol edelim. Evet, kartımız bitmiş. Ve 11 kol ve biraz da şu deposunda kalmış. Ama kartımızı şu an kullanamayız çünkü herhangi bir trenimiz yok. Onu şimdilik buraya, rayımız yok. Onu şimdilik buraya yerleştireceğiz ve bu motorları ben niye açık unuttum? Ha, zaten şimdi kullanacağım. Şimdi bir şeye daha ihtiyacım var. Fuelet Firebox. Bunun için steel plate'e ihtiyacım var. Bir steel plate, 4 steel'den, tabii 3 steel plate, 4 steel'den elde ediliyor. Ve bundan toplam 9 tane ihtiyacımız olacağı için 9, 18, 36 tane lazım bize. Ve bir 9 daha eklersek 32 36 tam bu sanırsam işimizi görecek. Yok. Neyse göre. Evet, sizleri tekrar çalışmaya tırmam gerekecek. Evet, buradan 3 tane çıkıyor. Bir 3 tane daha ihtiyacımız var. Liquid Fuel. Bunun için bir de Fire Charger'a ihtiyacımız var. Ancak bunun için ihtiyacımız olan her şey mevcut. Şu an 3 tanesi elimizde. 6 tanesi elimizde. Bakalım bunlar yeterli olacak mı? İki tane daha ihtiyacımız var. Ve geriye 16 tane stilimiz kalıyor. Aslında biraz daha fazlaydı galiba. Bir bakayım hemen. Evet, daha fazla kalıyor. 29 tane stilimiz kaldı. Onlar da iş görür. Şimdi low pressure boiler yapacağım.
Çünkü high pressure boylara ihtiyacı o kadar acil bir ihtiyaç yok. Yalnız biraz daha steel üretmem gerekecek. Bunlar olmuştur o arada. Evet olmuşlar. 5 tane daha çıktı. Ama ben şuraya biraz daha nikolit koyacağım. Şurada bir yerde merdivenlerimiz olacaktı. Ama biraz daha az, biraz daha yapalım. Tamam, bu mükemmel. Bu sayı mükemmel. Ha, bu ses efektinin eklendiğini bilmiyordum. Tamam, bu benim salaklığımda. Aslında solar panelleri kablo hizasına koymak çok daha mantıklı bir seçenek. Çünkü Red Power makinelerinin önemli bir özelliği, hepsi aynı zamanda kablo olarak da hareket eder. Ve benim solar panelim nereye gitti? Bir adet solar panelim uçtu gitti. Ama nereye? Buraya. Red Power makinelerinin hepsi aynı zamanda kablo olarak da hareket ettiği için çok fazla sıkıntı olmuyor. Ve lanet seni almak istiyorum ben. Evet, şu an hepsi bir yandan birbirine de bağlı. Ve bakalım şunlar ne durumda? Evet. 2 adet daha solar panelimiz hazır demektir bu. Şunun da seni böyle alayım ben. Ve kablomuz gene bir yere uçtu. Hah, buraya uçmuş. Bu sefer yabancı bir yere uçmuş. Aha. Saniye, sen neredesin? Hah, buradasın. Geriye kalanlarını da pişirelim. Bize biraz daha nikolit lazım. Gördüğünüz gibi bu kadar çok nikolit toplamamız aslında gerekli. Burada gördüğünüz gibi demin buna kıyasla çok daha hızlı ve gayet güzel pişiriyor her şeyi. Şunu kapatabiliriz. Evet, biz ne yapıyorduk? Ha, Liquid Fire. 3 tane Gunpowder, 3 tane Blaze Rod. Sen kaç tane? 2. Pulverizer'ımız var. Pulverizer'a koyarsanız 4 tane elde ediyorsunuz. Bunu aklınıza bulundurun. 1, 2, 3. Ve Gunpowder'ımız da 1, 2, 3. Ve Fire Charger'ımız da hazır. 9 tane Fire Charger. Bunun dışında neye ihtiyacımız var? Iron Bar'lara ihtiyacımız var. 18 tane. Ve kovaya ihtiyacımız var. Bolca. Yani bunun anlamı bolca iron demek. CTRL'ye basılı tutarak aldım. Değil mi yine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve senden
İki set lazım çünkü maalesef Railcraft'ın öyle bir kıldığı var. Hiçbir şey tam sayı olmamak zorunda. Dolayısıyla da her şeyi 70 kere craft etmen, fazladan bir 20 tane falan craft etmen gerekiyor. 2, 3, 4. Lanet! Sen de tam yetmedin, değil mi? Tabii ki de tam yetmedin. Bir tane gerek, daha gerek. Ve bunları kobalt geri çevirebiliyoruz. Huş. Ve süremiz de neredeyse bitmek üzere. Sonuncusunu daha aldık. Bunları craft ettikten sonra bölümü bitireceğim. O iki bölüm arasında ben evin altına güzel bir yeraltı kazmış olacağım ve şunları yerleştirmiş olacağım. Bunun dışında size bir şey daha göstereceğim. Ama onun için yeni bölüm bekliyorum. Ve bunlar da oluyor. Evet, 3 tane daha ve daha da pişiyor. Ama kapımı kapasam güzel olabilir. Ve kablom her zamanki gibi uçuyor. Evet. Köfteyiz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.